Gazze'de bilanço her geçen gün artıyor. İsrail masum Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açmaya devam ediyor. Siyasilerden İsrail'e sert tepki sürüyor. Ayrıca dünyanın birçok noktasında İsrail protesto edildi. Ramazan ayı başladı. İlk teravih namazında camiler doldu taştı. Tüm bu başlıkların detayları ve çok daha fazlası birazdan KRT Ana Haber'de. Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Ana Haber bültenimize hoş geldiniz. İsrail'in Gazze katliamında sayı her geçen gün artıyor maalesef. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze-İsrail sınırında Filistinlilerin yaptığı gösterilerde İsrail askerlerinin yaptığı müdahale ile açtığı ateş sonucuyla bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece sayı 62'ye ulaşmış oldu. İsrail askerlerinin Gazze sınırında Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için göstericilere ateş açması sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 62'ye yükselmiş durumda. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada yaralı sayısının ise 2770'i geçtiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca ölenlerin 8'inin 18 yaşın altında çocuk olduğu kaydedilirken yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının da kadın olduğu aktarıldı. Bu arada İsrail'in yaptığı katliama uluslararası tepkilerde devam ediyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey'den Gazze'deki katliama ilişkin soruşturma başlatılmasını talep etti. Ancak diplomatlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun bağımsız ve şeffaf soruşturma talebine Amerika'nın karşı çıktığını söyledi. Konsey'in 15 üyesinden 10'u Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Konsey'in İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın arkasında durmasını istedi. Çin, Fransa, Bolivya, Fil Dişi Sahili, Ekvador, Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, Peru ve İsveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması ve İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara müdahalesinde 62 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e de bir mektup gönderdi. İsrail'in saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri bu kez Doğu Kudüs'te gösteri yapan Filistinlilere karşı bir şiddet uyguladı. Hastane bombalayan İsrail güvenlik güçleri zaman zaman halkın üzerine de gerçek mermilerle ateş açtı. İsrail güçleri hastane bombaladı. Doğu Kudüs'ün en eski yerleşim bölgesi olan Ertur beldesinde İsrail'in bombaladığı Makasit Hastanesi'ne ait tıp fakültesi yandı. Filistinlilerin gösterileri sürüyor. İsrail'in Gazze'de Filistinlileri katletmesi ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi üzerine başlayan gösteriler Doğu Kudüs yakınındaki Ertur beldesinde de devam ediyor. Gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında Makasit Hastanesi'nin tıp fakültesi de bombalandı. Sağlık görevlileri Batı Şeria'daki gösterilerde biri gerçek mermiyle ağır olmak üzere 248 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. Bombalanan hastane ise yandı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'deki son gelişmelerle ilgili Putin, Merkel ve Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'deki son gelişmelerle ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, Putin'le görüşmesinde Filistinli göstericilerin dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirtti. Erdoğan daha sonra ise Almanya Başbakanı
Angela Merkel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre iki lider görüşmede Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması ve Gazze'de Filistinlilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim hakkında görüş tertisinde bulundu. Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantı hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede uluslararası camianın Birleşmiş Milletler nezdinde de hadisenin takipçisi olmasının önemine işaret edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olaraksa İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgede yaşanmakta olan gerilim ele alındı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Cuma günü İstanbul'da gerçekleştireceği olağanüstü toplantının Müslümanların ortak tavır sergilemeleri açısından büyük önem taşıdığını belirten iki lider, Birleşmiş Milletler nezdinde de konunun takipçisi olacaklarını vurguladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Londra'da son günde İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıldı. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliği Kudüs'e taşımasını tanımıyoruz dedi ve Amerika'nın bu adımının İsrail'i cesaretlendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz dedi. Değerli basın mensupları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimini asla kabul etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu girişimiyle Birleşmiş Milletler kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayarak bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil bir taraf olduğunu ilan etmiştir. Kudüs'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla gerekse uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan kaçınılması şarttır. Ancak Amerikan yönetiminin fütursuz politikaları İsrail'i işgal, gasp ve şiddet yönünde daha da cesaretlendirmiştir. Ben İsrail saldırılarında şehit olan tüm Filistinli kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu vahşeti bir kez de sizlerin huzurunda lanetliyoruz. Fakat bir gerçeğin de altını burada özellikle çizmek istiyorum. Sene 1948 ve Filistin hemen hemen şu andaki İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumda olan bir ülkeydi. Ve ondan sonraki süreç içerisinde sürekli olarak İsrail belli bir oranda şu anda Filistin'i orada bir avuç yere sıkıştırdılar ve kendisi de göründüğü gibi çok daha büyük bir alanın adeta işgalcisi olarak sahibi görünümüne girdi. Bunu kabul etmek mümkün değil. Güçlüyüm, öyleyse haklıyım mantığıyla İsrail bölgede bu adımları atmıştır. Ve biz İsrail'i şu attığı adımlarla haklı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Ve İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye de devam etmektedir. Ben doğrusu bu uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye, bu zulme son vermeye davet ediyorum. Bunu da gördüm. Öyleyse bütün mesele biz güçten yana mı olacağız yoksa haklıdan yana mı olacağız? Onun için İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak Türkiye, biz şu anda tüm üyelerimizi davet ediyoruz. Ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Cuma günü
İstanbul'da olağanüstü bir toplantıya çağırıyoruz ve bu olağanüstü toplantıyla birlikte de dünyaya çok güçlü bir mesajı İstanbul'dan vereceğiz. İngiltere Başbakanı May ise gördüğümüz can kayıpları trajik ve son derece kaygı verici. Şiddet barış çabalarına zarar veriyor. Filistinlilerin protesto hakkı var ama bu protesto barışçıl olmalı. Aşırı unsurların meşru protestoyu kendi amaçları için ele geçirmeye çalıştığından kaygı duyuyoruz. İsrail'in kendi sınırını koruma hakkını sorgulamıyoruz ancak gerçek mühimmat kullanılması ve neden olduğu can kaybı sorunludur. İsrail'i ölçülü olmaya çağırıyoruz. İsrail'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında barış ve istikrar olması herkesin çıkarınadır dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler'in Filistin'de yaşanan insanlık dramında büyük bir acize düştüğünü vurguladı. Yıldırım, Birleşmiş Milletler bugün bir araya gelip önemli kararlar almayacaklar da daha ne zaman böyle bir sorumluluğu üstlenecektir dedi. Ramazan'a maalesef iyi bir başlangıç yapmadı. Ramazan'ı karşılarken Filistin'de İsrail'in katliamıyla karşı karşıya kaldık. Amerikan yönetiminin bütün uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler kararlarına ve Filistin haklı davasının gereklerine rağmen oldu bittiyle Büyükelçiliğini Hüştin'in merkezi Kudüs'e taşıma kararı maalesef Filistin-İsrail sorununda telafisi imkansız bir durum ortaya çıkarmıştır. Bir yanda İsrail, Amerika kutlama yaparken diğer yandan da İsrail askerleri alçakça hiçbir silahı olmayan, savunması olmayan gencecik, körpe insanları katletmekten geri durmamıştır. 60'ın üzerinde şehit Filistinli kardeşimiz vardır. Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. 3000'in üzerinde yaralı vardır. O kadar alçakça bir tutum içerisine girmişlerdir ki yaraları teslim almak, yaralıları teslim almak, tedavilerini yapmak için başlattığımız girişim de ne yazık ki sonuç vermemektedir. Dünya daha ne kadar bu zulme, bu vahşete sessiz kalacaktır. Aslında orada bu olaylar olurken ölenler masum Filistinli siviller değil, insanlık ölmektedir. Yine her olayda olduğu gibi Türkiye Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye'ye yakışan duruşu ortaya koymuştur. Bütün İslam ülkelerini Cuma günü 18 Mayıs'ta yapılacak İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplantısına davet ettik. Acıların sona ermesinin tek yolu vardır. İsrail'in, Filistin'in iki tane ayrı müstakil devlet olarak 1967'deki toprak bütünlüğünün sağlanması, coğrafi birlikteliğinin sağlanması ile mümkün hale gelecektir. Bugün Filistin devleti dediğiniz üç parçaya bölünmüş, birbirleri arasında irtibat kesilmiştir. Artık bu insanlık vahşetinin bir an önce durdurulması gerekir. Dünyanın düzenini, küresel barışı korumakta görevli olan Birleşmiş Milletler'in bu kadar acize düştüğü, bu kadar çaresiz kaldığı hiç başka bir olayda daha görülmemiştir.
Partisinin dünkü grup toplantısına Filistin atkısıyla çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasına karşı çıkan Filistinlilerin katledilmesini kınadı. İsrail'e yapılan 20 milyon dolarlık onur sözleşmesinin iptal edilmesinin gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 20 milyon doları ben size bulacağım dedi. Kudüs'ün 3 semavi dinde de önemi vardır. Bu kadar önemli bir kentin savaş kenti olmasını içimize sindiremiyoruz. Kudüs'ün bir barış kenti olması lazım. Bunu her yerde, her ortamda hep birlikte dile getirmek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, kanlı pazartesi unutacağımız türden bir pazartesi değildir. Ne istiyoruz? Hükümetten ne istiyoruz? Hükümet 3 günlük yas ilan etti. Gayet güzel. İsrail hükümetini en sert şekilde eleştirdi. Gayet güzel. İki şeyi ayırıyoruz. Farklı inançlardan olan insanlara her zaman saygımız vardır. Bizim eleştirimiz bu uygulamaları yapan siyasal iktidarlara. Halka değil. Siyasal iktidarlara. Ne yapılmalı? Bir, ilk işi yaptılar. Dönem başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acilen toplantıya çağırdılar. Ama bu toplantıya çağrılma bir sözle gelelim, bir araya oturalım, konuşalım ve ertesi gün dağılalım toplantısı olmamalı. Burada kararlar alınmalı ve kararlar titizlikle aynen ama aynen uygulanmalı. Bunu yapmak zorunda. Önemli bir konu. Kanlı pazartesiyi dünyaya unutturmamak için önemli kararların alınması lazım. Ve o kararların uygulanmasının takip edilmesi lazım. Birinci isteğimiz budur hükümette. Bugün arkadaşlarıma söyledim, kanun teklifini veriyorlar. İsrail'le yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı sözleşmeyi öngören kanunu derhal iptal edeceğiz, yetmeliyiz. O zaman yapacağımız bu katliam sonrası yapacağımız ilk iş bu kanunu derhal iptal ettirmektir. Derhal. Bunu istiyoruz. Ve bir dördüncü talebimiz, Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu kanıtlamak için oradaki konsolosluğumuzu derhal Filistin Büyükelçisi olarak bütün dünyaya ilan edin. Hükümetten bunları bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Bakın hiçbir eleştiri yapmıyoruz. Eleştirin zamanı değil, kavganın zamanı değil. Şimdi beraber olmanın zamanı, birlik olmanın zamanı. Biz bunu biliyoruz. Ortada bir katliam var ve o katliamı bütün dünyaya duyurmak zorundayız. O katliamın hesabını bir şekilde sormak zorundayız. 4 tane söyledik. 4 tane konuda size her türlü desteği veririz. 4 konuda. Meclis tatile girecek. Samimiyeti test etmek için açık ve net söylüyorum. Meclis tatile girmeden önce o kanunu iptal edin kardeşim. Getirin meclise, hep beraber iptal edelim. Hep beraber. Belki diyebilirler ki ya 20 milyon dolar aldık, ne yapacağız bu parayı? Söz veriyorum, 20 milyon doları ben size bulacağım. Götürüp İsrail'e verin o parayı. İsrail hükümetine verin. Ben size bulacağım 20 milyon doları. CHP'den Kudüs'le ilgili bir öneri var. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, başkenti Doğu Kudüs olacak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının gereğinin yapılması gerektiğini söyledi. Önerilerimiz ve düşüncelerimiz var. Onları paylaşmak istiyoruz. 1. Başkenti Doğu Kudüs olacak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin tanınmasının gereğinin yapılması artık. Yani tanımanın ötesine geçilip artık tanımanın gereğinin yapılması gerekiyor.
İki, Orta Doğu barış sürecinin yeniden canlandırılması lazım. Bunun için İsrail üzerinde yegane güç kullanan ABD, ama o da taraf. Hal böyle olunca bazı ülkelerin gönüllü grup oluşturup güçlerini birleştirip ABD üzerine baskı yapıp İsrail'i barış masasına çekmesi gerekiyor. Üç, müzakerelerin BM zemininde yapılması lazım ve BM Genel Sekreterinin bizzatihi arabuluculuğunda ve uhdesinde gerçekleşmesi lazım. Biliyorsunuz daha önce hep top ABD'deydi ve ABD artık taraf oldu. Beş, Filistin'e uygulanan yaptırımlar, abluka, ambargo, her neyse, bunun bir listesinin çıkartılması ve üye ülkelerin bunları çözebilecek bir eylem planını kabul etmesi ve devreye sokması gerekiyor. Bunlar olmadıkça söylenen sözler boşta kalacak. İç kamuoyuna dönük tüketim malzemesi olarak kullanılacak. Hele özellikle seçim atmosferinde böyle bir gündemin sadece fotoğraf vermek, şov yapmak dışında bir anlam taşıyabilmesi için mutlaka somut bazı adımların atılması gerekiyor ve bu adımlar da Cuma günü bu zirvede umarız atılır. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Niğde'de konuştu. Gündeminde Filistin vardı. Bu konuda birlik olunması gerektiğini söyledi. İnce, eleştirmeyi, yanlış politikaları anlatmayı bir süreliğine erteliyorum. Böyle bir durumda 81 milyon tek yürek olmalıdır dedi. Filistin'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail Müslümanlara zulmediyor. Ben Cumhurbaşkanı adayı olarak görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanı'na her türlü yardım etmeye hazırım. AK Parti ve Erdoğan'ın yaptığı yanlış İsrail politikalarını, yanlış Orta Doğu politikalarını bir süreliğine anlatmayı erteliyorum. Bu durumdayken tartışmanın bir anlamı yoktur. Böyle bir durumda 81 il, 81 milyon tek yürek olmalıdır. Benim Türkiye'ye önerilerim şunlardır. Uluslararası vicdana aykırı, uluslararası vicdana aykırı ve provokatif bu eylemi hepimiz, bütün partiler birlikte kınamalıyız. Amerika ve İsrail dünyada yalnız kalmaya mahkum edilmelidir. Amerika Birleşik Devletleri dünkü Filistin'de Müslümanların katliamına yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Ve bunun için bütün insanlık ayağa kalkmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Mavi Marmara'da olduğu gibi giderken bana mı sordunuz demeyeceksen, İsrail'e ihtiyacımız var demeyeceksen, sana Cumhurbaşkanı olarak sesleniyorum Niğde'den. Dik dur, eğilme, yanında duracağız. Hepimiz birlikte yanında duracağız. Bu konuyu seçimin bir malzemesi yapma. Seçim meydanlarında Ramazan ayının, mübarek Ramazan ayının sömürüsünü, Filistin'in sömürüsünü yapma, milletimizin derdini anlatalım. İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in de gündeminde İsrail'in Kudüs'te yaptığı katliam vardı. Hükümete seslenen Akşener, bu iş sadece kınamakla olmaz, gerekli ne adım varsa atılmalı dedi. Kudüs'te yaşananlar artık bir bölgesel sorun olmaktan çok daha öteye bir insanlık sorunudur.
bir katliamdır. Daha da kesin söylemek gerekirse bir tarafta en büyük güç odaklarının, diğer tarafta hiçbir gücü olmayanların, bir tarafta en ağır silahların, diğer tarafta sadece taşların ve sopaların olduğu, bir tarafta dünyanın en acımasız saldırganlarının, diğer tarafta eli kolu bağlanmış olanların yaşadığı, insanlık tarihinin en adaletsiz, en eşitsiz savaşlarından biri yaşanmaktadır. Böyle zamanlarda devletlere ve devlet temsilcilerine düşen sadece kınamak olmamalıdır. Tıpkı ülkemiz yöneticilerinin yaptığı gibi sadece kınamak mevcut durumun devamını sağlamaktan öteye gidemez. Ölüm dediğiniz, katliam dediğiniz durumların sözlere tahammülü yoktur. Büyük yanlıştan büyük ders çıkartmak gerekir. Kudüs'te yaşanan, bizim acılarımızın parçası olan vahim durumun en büyük yanlışlarından biri Türkiye'nin tutarsız ve içi başka, dışı başka dış politikasıdır. Bir taraftan Müslüman dünyanın temsilcisi iddiasını taşıyıp, diğer taraftan o Müslüman dünyaya eziyet yapanlarla çıkar birliktelikleri kurmaya devam etmek yanlıştır. Her felaket durum sözle değil fiille, aksiyonla karşılık bulmazsa itibarlı bir dış politikaya sahip olamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bölgeye yapılacak en büyük iyilik, ülkemizi yönetenleri lafla peynir gemisi yürütmekten men etmektir. Ekran önündeki bir Van Münit ile 9 yıl idare ettiler. Bu 9 yılda binlerce Filistinli kardeşimizin katledilmesi hiç durmadı. Bu çok acıdır. Yaşanan son vahim durum ülkemiz yöneticilerine artık dürüst, tutarlı ve ciddi bir dış politika ihtiyacını göstermeye yetmelidir. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de açıklamalarda bulundu. Onun da gündeminde İsrail'in Filistinlilere yönelik hain saldırısı vardı. Destici, Hitler neyse Netanyahu odur, Nazi Almanyası neyse Siyonist ve terörist İsrail Devleti de odur dedi. Biliyorsunuz Filistin'de Nakba 70 yani Filistin'in işgalinin 1948'de Siyonist İsrail Devleti tarafından Filistin toprakları işgal edildi. İşte bu kanlı işgalin 70. yıl dönümünde haklı olarak Filistinli kardeşlerimiz Gazze'den başlayarak Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Beytüllahim'de gösteriler, protestolar düzenliyor. Ama karşılarında öyle bir devlet var ki Nazi Almanyası'nı hatırlatıyor. Açıkça ilan ediyorum. Hitler neyse Netanyahu da odur. Nazi Almanyası neyse Siyonist ve terörist İsrail Devleti de odur. Ve şu anda İsrail ABD Başkanı Trump'ı da yanına alarak bir soykırım gerçekleştirmektedir. Ve biliyorsunuz Trump ABD Başkanı olduktan sonra açıkça ve aleni bir şekilde başta Suriye olmak üzere dünyanın pek çok noktasında terör örgütlerine ve teröristlere destek vermiştir. İşte bugün de Siyonist ve terörist İsrail Devleti'ne, onun başındaki ırkçı, katliamcı Netanyahu'ya destek vererek teröre destek verdiğini bir kere daha açık ve net bir şekilde göstermiştir. Kıymetli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, eğer dünyada uluslararası bir hukuk varsa işte işleyeceği zaman ve gün budur. Netanyahu başta olmak üzere bu katliamlardan sorumlu olan, bunların emrini veren İsrailli devlet adamları ve yöneticileri mutlaka ama mutlaka soykırım
ve katliam suçu işledikleri için uluslararası mahkemelerde huzura çıkmalı ve yargılanmalı ve hak ettikleri cezayı görmelidirler. Bugün dünya bu konuda maalesef üstüden düşeni yapmamaktadır. Dünya şunu mu istemektedir? Yani Orta Doğu'da tekrar bir Yahudi ve İslam dünyası savaşı mı arzu edilmektedir? Bu mu istenmektedir? Bu gidişat oraya doğru gitmektedir. Ve gün gelecek Müslümanların, İslam dünyasının sabrı tükenecektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Filistin'de yaşananlara değindi. Acımasızca çocukların öldürüldüğü ve katledildiği, büyük ülkelerin buna kendi adlarına kılıf bulmaya çalıştıkları bir tiyatroyu hep birlikte seyrediyoruz dedi. Son günlerde bir insanlık dramını da hep beraber takip ediyor, izliyoruz. Yüreklerimiz parçalanıyor. Ülke olarak, millet olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyor. Ve dünyayı bu konuda sessiz kalmamaya, duyarsız kalmamaya ve çaresiz kalmamaya çağırıyoruz. Elbette ki Filistin'de yaşananlar, biraz önce konuşmamın girizgahında anlattığım veya ifade etmeye çalıştığım gibi bir toplumsal olarak, bir toplumsal sorun olarak karşımızda bulunan, bugün bir araya geldiğimiz meselenin mesnedi olan olaylar gibi hakikaten bu yüzyıla hiç yakışmamaktadır. Yakışmıyor da zaten. Acımasızca çocukların öldürüldüğü ve katledildiği, insanların hayat haklarının ortadan kaldırıldığı ve bütün dünyanın gözüne bakarak da büyük ülkelerin buna kendi adlarına kılıf bulmaya çalıştıkları bir tiyatroyu hep birlikte seyrediyoruz. Ama bilmenizi isterim ki 21. yüzyılda yaşananlar, bu yaşanan kötücül olaylar insanlığın her birinin vicdanını kanatmaktadır ve insanlığın her birinin vicdanında da kendi adına önemli yaralar açmaktadır. İnanıyorum ki tüm Türkiye, tüm İslam alemi, tüm insanlık bu olayı lanetlemektedir. Gücün haksızlığı gerçekleştirdiği ve hakim olduğu bir çağı elbette ki elimizin tersiyle hep beraber itmeye Cenab-ı Allah bizi muktedir edecektir. Buna olan inancımızdandır. Dünyanın birçok yerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamı protesto edildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail ve ABD protesto edildi. Stockholm'daki Sergel Meydanı'nda toplanan 1000 civarında kişi, İsrail'in Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdiği katliamları ve ABD'nin İsrail'in Tel Aviv şehrinde bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Sergel Meydanı'nda toplanan göstericiler İsveççe ve Arapça "Yaşasın Filistin, Kudüs İsrail'in başkenti olmayacak, kahrolsun Siyonizm, İsrail bir terör devletidir" şeklinde sloganlar attı. Gerçekleşen gösterilere katılan Filistin dostu İsrailli Yahudi olan Dror Feiler, bölgede yaşananlar hakkında "Netanyahu ve Lieberman silahsız Filistinli sivilleri öldürüyor, onların derhal yargılanmaları lazım" ifadelerini kullandı. ABD'nin aldığı kararın yanlış olduğunu vurgulayan Feiler, Donald Trump ve ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçilik açması büyük hatadır. Kudüs'ü başkent olarak tanımayan, büyükelçilik açmayan ülkelere teşekkür ediyorum dedi. Polonya'nın başkenti Varşova'da da İsrail'in Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdiği katliamlar ve ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması protesto edildi. Teröristçi Netanyahu, Donald Trump. Polonyalılar İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı sert bir dille kınadı. Protestocu grup adına konuşma yapan Polonyalı Andrzej Rebrowski, ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun elleri kanlı teröristler olduğunu söyledi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de de toplanan yüzlerce kişi yine İsrail'i ve ABD'yi protesto etti. ABD'nin Almanya Büyükelçiliği'nin protesto yapılan yere yakın olması sebebiyle Alman polisi sıkı tedbirler aldı. Almanya'nın önemli sembollerinden biri olan Brandenburg Kapısı önünde toplanan kalabalık Filistin'in özgürlüğü yönünde sloganlar attı. Filistin'e destek olmak için düzenlenen gösteri sakin ve olaysız geçti. Bu arada İsrail'de bazı sol gruplar İsrail'in katliamlarını başkent Tel Aviv'de protesto etti. Tel Aviv'de İsrailliler İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti. Tel Aviv'de caddelere çıkıp trafiği kapatan yüzlerce İsrailli ellerinde üzerinde gerçek mermi kullanmayı bırak pankartları taşıdı ve Araplar ve Yahudiler düşman olmayı reddediyor sloganları attı. Tel Aviv'de İsrail yönetimine karşı yapılan gösterileri bir grup sol görüşlü aktivist örgütleri düzenledi. Gösteriyi düzenleyen örgütler ölen Filistinlilerin silahsız gençler olduğuna vurgu yaptı. İsrail'deki bu gösterileri İsrail televizyonları göstermedi. Gazze büyük dönüş yürüyüşünde İsrail askerlerince açılan ateşte yaralananlar için İsrail tarafından gönderilen ilaç ve tıbbi malzeme yardımının kabul edilmediğini açıkladı. İsrailliler ateş açarak yaraladıkları Filistinlilere yardım göndermek istedi. Filistinliler müsaade etmedi. Bu sabah Filistinli gençler İsrail Acil Yardım Servisi Kızılay Davut Yıldızlı Kurumu tarafından gönderilen ilaç ve tıbbi malzemelerin Kerem Ebu Salim sınır kapısından Gazze'ye girmesini engelleyerek İsrail'e geri gönderdiler. Büyük dönüş ve kuşatmayı kırma yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nden yapılan açıklamada Filistinli sivilleri öldüren İsrail, ilaç ve tıbbi malzeme yardımları göndererek imajını iyileştirmeye çalışıyor ve biz bunu kabul etmeyeceğiz dedi. İsrail'in Gazze katliamı sonrası Türkiye'den flaş bir karar gelmişti. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eğitim Nah'ın ülkesine dönmesi istenmişti. Nah Türkiye'yi terk etti. Türkiye, İsrail'in Gazze'de acımasız katliamları sonrası İsrail'in Büyükelçisinden ülkemizi terk etmesini istemişti. Uçuşlar dileriz. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Neah ülkesine döndü. İsrail Büyükelçisi Türk Hava Yolları'nın uçağıyla ülkesinin başkenti Tel Aviv'e gitti. İsrail'in yeni Ankara Büyükelçisi Neah 5 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmuş ve resmi olarak göreve başlamıştı. Geçelim 24 Haziran'la ilgili liderlerin seçim çalışmalarına. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, İyi Parti lideri Meral Akşener'e hiçbir Kürt'ün oy vermeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in benimle ilgili Kürtlerin oy vermeyeceği iddiası şehir efsanesi sözlerine HDP lideri Pervin Buldan yanıt verdi. Buldan, Akşener'in Kürtlerden bir tane bile oy alamayacağını söyledi. HDP eş genel başkanı Buldan, 24 Haziran seçimlerinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oy verip verilmeyeceğine ilişkin gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya açıklamalarda bulundu. Buldan, Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce insanın sokaklarda katledildiğini, kafalarına kurşunlar sıkıldığını, insanların kaçırılıp kaybedilebildiğini söyleyerek o dönemde yaşanan cinayetler, katliamlar Kürt halkının zihninde ve beyninde asla silinmeyecek bir gerçekliğe sahiptir. Sayın Akşener'in bu anlamda Kürt halkından bir tane bile oy alamayacağını kesinlikle ifade etmek isterim. Akşener bir oy alsın, çıkarsın önümüze şu Kürt'ten oy aldım desin. Bu asla olmayacak ifadelerini kullandı. Pervin Buldan, ben açık yüreklilikle başta kendim olmak üzere Sayın Akşener'e hiçbir Kürt'ün oy vermeyeceğini bugünden ifade etmek isterim diyerek bitirdi açıklamasını.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen atamalarıyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Yılmaz bu yıl 25 bin öğretmenin atanacağını, 5 bin adayın mülakatlarının da Haziran'da yapılacağını söyledi. Bugün burada imzalayacağımız 4 protokolle her biri 16 derslikli 10 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi'ni pansiyonu ve spor salonu ile birlikte mesleki eğitime kazandıracağız. Biz geldiğimizde yaklaşık 512 bin öğretmenimiz vardı. Bizim dönemimizde 584 bin öğretmen ataması gerçekleştirdik. 20 bin öğretmenimizin de 60 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. Yeni tamamlandı. 20 bin öğretmen bu mülakat neticesi. Bir de Haziran ayında mülakatlara başlayacağız. 5 bin öğretmen de 25 bin öğretmen almak için 15 bin öğretmenimizi çağıracağız. Eğer varsa o kriterlerde. Dolayısıyla bu yılda 25 bin öğretmenimizi eğitim ailemizde buluşturmuş olacağız. Toplam öğretmen sayımızda 610 binin bizim dönemimizde atanan öğretmen sayısı 610 binin üzerine çıkacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız, bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitim hususunda en önemli destekçilerinden biridir. Bundan dolayı gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Herkesi Sincan'daki Yenilenebilir Enerji Okulu'nu ziyaret etmesini istirham ediyorum. Görsün çağının teknolojisi, yeşil okul, çevre dostu, kendi enerjisini kendi üreten okullar nasıl oluyormuş görsünler diye. Özellikle genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde gençlerimizin mesleki ve teknik eğitimde buluşması büyük önem arz etmektedir. İnşallah bunu hep birlikte sağlayacağız. 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapacağız. Sözlerime son verirken eğitime destek olan, katkı veren herkese teşekkür ederim. Elbap'ta IŞİD için roket başlığı hazırladığı ileri sürülen zanlı kaçak yollarla geldiği Adana'da yakalandı. Bak gene bizim özel şeylerimizi. Suriye'nin Elbap kentinde terör örgütü IŞİD için roket başlığı hazırladığı iddia edilen zanlı yasa dışı yollarla geldiği Adana'da yakalanıp tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri şüphelinin kaçak yollarla kente geldiğini belirledi. Ekip yaptığı çalışmayla şüphelinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için Merkez Seyhan ilçesi Koca Vezir Mahallesi'nde atık kağıt topladığını tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler şüpheliyi atık kağıt toplarken yakaladı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı ifadesinde terör örgütünün yaşadıkları kentte işlerine yarayacak meslek sahiplerini silah zoruyla çalıştırdığını, kendisinin de torna ustası olduğunun öğrenilmesi üzerine başına silah dayayıp öldürmekle tehdit edilerek roket başlığı yapmaya zorlandığını iddia ettiği öğrenildi. 1,5 yılda yaklaşık 60 kadar roket başlığı hazırladığını ve terör örgütünün bunları Suriye ve Irak'ta kullandığını söylediği ileri sürülen zanlının namaz kılmadığının öğrenilmesi üzerine örgüt tarafından öldürülmek istendiği, Fırat Kalkan Harekatı'yla panik yaşayan örgütün elinden kaçıp yasa dışı yollarla önce kilise oradan da Adana'ya geçtiğini aktardığı bildirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sanatçı Barış Atay sabah saatlerinde gözaltına alındı. Barış Atay'ın sosyal medya hesabından yazdığı yazılar nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Oyuncu Barış Atay sabah erken saatlerde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Barış Atay sosyal medya hesabından "yargılanacaksınız" şeklinde paylaşımlar yapmış, ardından Hürriyet yazarı Ahmet Hakan "bu adama haddini bildiriniz" şeklinde yazı yazmıştı. Yaşanan bu tartışmalardan sonra Barış Atay gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından eşi Barış Atay'ın gözaltına alınması üzerine bir açıklama yaptı. Eşi Beste Sultan Kasapoğulları Ahmet Hakan'a "hadi beni de şikayet et" çağrısında bulundu. Barış Atay, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla ilettiği mesajında "Ahmet Hakan'ın talimatı yerine ulaşmış" dedi. Barış Atay sosyal medya mesajında "hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız" diye yazmıştı. Oyuncu Barış Atay'ın Diktatör isimli oyunu kısa bir süre önce Türkiye genelinde yasaklanmıştı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sosyal medyadan attığı mesajlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Sibel Sevinç Deveci, FETÖ propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklandı.
Avukat Sibel Deveci FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen tutuklamaya sevk yazısında avukat Sibel Sevinç Deveci'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminin devam ettiği saat 23.29 sıralarında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak mevcut anayasal düzeni ortadan kaldırma eylemlerini övdüğü, darbe girişimini gerçekleştiren unsurları Mehmetçik olarak dile getirmek suretiyle meşru ve haklı göstermeye çalıştığı öne sürüldü. Avukat Deveci'nin FETÖ mensubu ve örgütün gizli haberleşme programı Baylok kullanıcısı birçok şahısla telefon irtibatı tespit edildiği de belirtilerek terör örgütü propagandası suçunu işlediğinden tutuklanması talep edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan avukat Sibel Sevinç Deveci sorgusunun ardından tutuklandı. Ramazan ayına girdik. İlk gün geride kalmak üzere. Dün akşam da yurdun dört bir yanından on binlerce kişi ilk teravih için camilere akın etti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da eda edildi. Eyüp Sultan Camii'nin Ramazan'ın ilk teravih namazı ise havadan görüntülendi. 7'den 70'e birçok vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın ederek cami avlusunu doldurdu. Teravih namazı sırasında drone'la havadan çekilen görüntülerde caminin eşsiz güzelliği akşam ışıklandırmasıyla taçlandırıldı. İlk teravihte yurdun dört bir yanında vatandaşlar camileri doldu taşırdı. Nevşehir'de vatandaşlar başta tarihi kurşunlu cami olmak üzere kentteki camilere gelen vatandaşlar teravih namazıyla Ramazan'ın coşkusunu yaşadı. Ramazan'la alakalı olanı söylüyorum. Kayseri'de de vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın ederken kentin tarihi camilerinden Hunat Camii'nde de yoğunluk yaşandı. Ezanın okunmasına yakın camiye giden vatandaşlar ilk teravih namazını kılmanın heyecanını yaşadı. Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Van'da da büyük sevinçle kılındı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de de ilk teravih kılındı. Diyarbakır'da da on binlerce kişi Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri, davulcular ilk mesailerine başladı ve Ramazan'ın gelişinin habercisi oldu. Ramazan ayında sahur vaktinin geleneksel habercileri, davulcular ilk mesaileri için sokaklara çıktı. On bir ayın sultanının gelmesiyle davulcular bayrama kadar sahur mesailerini sürdürecek. Kuda ne bulursun abdesti kılnamazı. Davulcular Ramazan boyunca davul ve maniler eşliğinde vatandaşları sahura kaldıracak. Özellikle çalar saat ya da alarm özellikli telefonların olmadığı dönemlerde sahur yapmak için fazlasıyla ihtiyaç duyulan davulcular, şimdilerde pek çok teknolojik alet olmasına rağmen geleneği geleceğe taşımak adına özenle işlerini yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi spordaki gelişmelerle devam edelim. UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi bugün saat 21.45'te oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Avrupa'nın 2 numaralı kupası bu gece sahibini buluyor. Yarı finalde Salzburg'u eleyen Olimpik Marsilya ile Arsenal'ı geçen Atletico Madrid UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelecek. İki takım Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecekler. Atletico Madrid Avrupa'da 9. finalini hazırlanırken Marsilya'da Avrupa'da 5. kez kupa için mücadele edecek. Dev karşılaşma öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor.
Hafif sakatlıkları bulunan Marsilya'dan Rolando ve Kostas Mirtoglu'yla Atletico Madrid'den Jose Jimenez'in mücadelede forma giyip giymeyecekleri henüz belli değil. UEFA Avrupa Ligi'nde nefesleri kesilecek final maçı Fransa'da Parc Olympique Lyon stadında Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, Belarus ekibi Dinamo Brest'in başkanı oldu. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Maradona kariyerine kulüp başkanı olarak devam etmeye karar verdi. Belarus takımlarından Dinamo Brest'le sözleşme imzalayan Maradona, 3 yıl boyunca kulüp başkanı olarak görev yapacak. Arjantinli futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dinamo Brest'le sözleşme imzaladım. Artık kulüp başkanı benim. Bana duyulan güven dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Maradona'nın başkanlığını yürüteceği Dinamo Brest, Belarus Ligi'nde 7. sırada yer alıyor. NBA Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics sahasında Cleveland'ı 107-94 yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Amerikan Basketbol Ligi playoffları Doğu Konferansı finali ikinci maçında Boston Celtics sahasında Cleveland Cavaliers'ı ağırladı. Karşılaşma konuk takımın iyi oyunuyla başladı. Cavaliers ilk periyodu 27-23 önde geçerken devreyi de 55-48 üstün bitirdi. İkinci yarıda ağırlığını hissettiren Celtics, dördüncü periyoda 84-77'lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte de rakibini 17 sayıda tutarak karşılaşmayı 107-94 kazanmayı başardı. Final serisinde 2-0 öne geçen Boston Celtics de Al Horford 15 sayı, 10 rebound, double-double yaparken Jaylen Brown 23 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Cavaliers'ta ise LeBron James 42 sayı, 10 rebound ve 12 asistlik performansıyla oynasa da mağlubiyeti önleyemedi. Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Seattle Mariners'te forma giyen Robinson Cano'ya doping kullandığı gerekçesiyle 80 maç ceza verildi. Amerikan Beyzbol Ligi ekiplerinden Seattle Mariners'in yıldız oyuncusu Robinson Cano, doping yaptığı gerekçesiyle 80 maç men cezası aldı. Seattle Mariners kulübü yaptığı açıklamada, ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde performans arttırıcı yasaklı madde Fruisement kullandığı tespit edilen 35 yaşındaki Cano'ya 80 maç ceza verildiği bildirildi. Cano, Mariners'la 2013 yılında 240 milyon dolar karşılığında 10 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kariyerinde 8 kez All-Star